Almanya'da 2 yılda bir düzenlenen, sektöründe birçok firmayı bir araya getiren Anuga Gıda Fuarı, Köln'de kapılarını ziyaretçilerine açtı. Çok sayıda Türk firmasının katıldığı renkli Anuga Fuarı'nı buyurun birlikte beraber gezelim. Belki sadece burası için işte kifayet ediyor, yeterli gibi, tam olmasa bile. Ama esas biraz önce de tabii başkan yardımcısıyla görüştük. Uzak Doğu piyasasına açılmak, orada esas nüfus var, zenginleşen bir Afrika var, oraya yönelmek ve Amerika piyasası. Yani gıda her zaman insanlara lazım. Fakat bunu kaliteli, zenginleşen toplumlarda zengin, güzel paketlemeye girmek gerekiyor. Galiba biraz oraya yönelmemizde fayda var. Şu anda gıda sektöründe ilk akla gelen isimlerden biri olan Mustafa Bey ile birlikteyiz. Efendim, fuarla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii, teşekkür ediyorum. Yani bugün dünyanın ikinci büyük gıda fuarı burası. Bu 92 yılından beri buraya katılıyoruz. Yani çok da verimli geçiyor diyebilirim. Çünkü şu an sadece Türk pazarına hitap ettiğimiz bundan 20-25 yıl önce başladığımız yıllarda ve şu an yaklaşık 50'den fazla ülkeye mal ihraç ediyoruz. Buraya dünyanın her tarafından insanlar geliyor. Türk ürünlerini burada teşhir ediyoruz. Çok güzel son zamanda fuar dizaynları falan da çok güzel, çekici. Ama sadece ki bir şikayetimiz olan şey de yerlerimizin küçük olması, ürünlerimizi yeterince tanıtma imkanımız olmaması. Yani Türkiye'nin bu bilhassa Anuga Gıda Fuarı'ndan daha fazla yer talep ederek geniş yerlere sahip olmamız bizim için hem Türkiye'nin satış potansiyelini artırır hem de şirketlerimizin gelişmesini ve potansiyelini artırma imkanı olabilir yani. Peki efendim, yeni ürünleriniz var mı bu yıl için? Gayet tabii bu yıl unlu mamulleri Türkiye'de Gemlik'te üretiyoruz. Şu an Bursa serbest bölgeden getiriyoruz. Birçok çerez gruplarında yeni ürünlerimiz oldu. Ayrıca burada ürettirdiğimiz yeni ürünlerimizden köfte, ekmek arası köfteler falan Türkiye'de İslam usullere göre Avrupa'da bu çok önemli helal ürünleri. Bilhassa okula giden öğrencilerin, biraz sonra şeylerde de gösterebiliriz. Okula giden öğrencilerin işte Alman arkadaşlarının bir hamburger, bir diğer şeyler yerken bunlar sadece peynir ekmek yemelerinde değil. Onların damak tadına veya Türk damak tadına göre, İslam usullere göre hazırlattığımız helal ürünleri de bu şekilde çok ilgi gördü. Bunun için birçok ailelerden teşekkür ve tebrik aldık. Bu çok önemliydi bizim için. Birçok tabii ki gıdanın işte şalgam suyuyla, limon soslarıyla, Türk ürünlerini Fire of İstanbul diye enerji içeceğiyle yeni bir pazar oluşturuyoruz. Bunun için çok mutluyuz. İnşallah gelişmelerden de memnunuz. Bugün tüketiciye, son tüketiciye, bilhassa okulda öğrencilerin rahatlıkla bu karşısındaki Alman öğrencilerine imrenmemeleri için bu ürünü çıkarttık. Peynirli köfte, hamburger diye cheeseburger adında peynirli köfteyi ve peynirli sosisi. Bu çok ilgi duydu. Okula giden öğrencilere biliyorsunuz kırılacak veya dökülecek şeyler müsaade etmiyorlar. Bu şekilde tamamen beslenme çok önemli. Çocuğun başarılı olabilmesi için beslenmesi lazım. Türk çocukları sadece peynir, ekmek veya sadece yumurtayla gidiliyordu. Bu şekilde de gördüğünüz gibi bu ürünler çok ilgimi çekti. İnşallah ileride Alman ürünlerine rekabet yapabilecek bir ortama geldik. Yaylı olarak yine öncüsünüz. Fuarda yine standlarınızı kurdunuz. Efendim, görüş ve düşüncelerinizi alabilir miyiz Zekeriya Bey? Evvela size çok teşekkür ediyorum. TGRT'ye zahmet vurup buraya gelmişsiniz. Bizleri televizyonda tüketicimize sunduğunuz için kalpten yürekten hem kameraman arkadaşımıza hem size teşekkür ediyorum. Biz aile olarak biliyorsunuz uzun yıllardır buraya geliyoruz. Yaklaşık tahmin ediyorum 10. standımız burada. Bu da yaklaşık 20 yıla tekabül ediyor.
her sene yeniliklerimizle buraya katılmaya gayret ediyoruz. Tüketicilerimize en iyisini sunmaya gayret ediyoruz. Bu sene de gördüğünüz gibi navigasyon olarak söylemiş olduğumuz yeniliklerimizi sunmak üzere buradayız. Bunların hepsi bu sene mesela krem yoğurdumuz olarak. Bu yoğurt mu efendim? Evet efendim. Bunlar yemeklerde hazır yoğurt olarak kullanılabilecek. Cacığınızda, işte efendim şiş böreğimizde, efendim sarmamızda. Bunlarla tabii salata sosunda. Bunları artık tekrar elinizde bir şeyle karıştırmanıza gerek yok. Hazır bir şekilde üzerine sunabilirsiniz. Ve gerçekten çok lezzetli. Bunun yanında birkaç yeni ürünümüz daha var. Tavuk salamlar üzerinde. Bunun yanında tüketicilerimiz düşünerek geçmişteki 200 gramlık ambalajlarımızı 50 grama çevirdik. Bunun tek sebebi eskiden bir kişinin 200 gram tüketmesi mümkün değildi. Tabii geriye kalanında da karartmalar oluyordu. Açılıp kapanan paketler değildi. Bunları 150'şer grama indirerek orada tüketicinin bitirebileceği ölçülere sunmaya gayret ettik. Bence çok da iyi oldu. Bunu da görüyoruz. Aldığımız tepkilerden çok olumlu sinyaller geliyor. Bu seneki yeniliklerimiz çok fazla değil. Ayrıca bir salçamız vardı bu sene yeni çıkartmış olduğumuz Mart aylarına doğru. Oldukça bütün Avrupa'nın bütün yerlerine yoğunlukla bir şekilde tüketiciye sunduk. Ve çok da iyi şey alıyoruz, teşekkür alıyoruz, millet memnun. Bu şekilde devam ediyoruz. Hizmette daha başka ne tür yenilikler var? Bu sene olarak doğrusunu söylemek gerekirse fazla bir yenilik sunamayacağız. Çünkü toplum yeniliği de birden çok olduğu zaman da kabul göstermiyor. Bunu zaman içerisinde kendilerine sunmak gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda birçok yeni ürünleri sunduğumuz halde toplumun onu tanıma bir sürecine ihtiyacı var. Bu da tabii mevcut geçtiğimiz yıllarda başarılı olmayan ürünlerimiz oldu. Bunu gelecek yıllarda inşallah daha az sunarak onların bunu zaman zaten genel olarak kaliteden hiçbir taviz vermeden bütün mallarımızı sunuyoruz. Asla kaliteden taviz vermiyoruz. Fakat yine de insanların, tüketicinin bunu görmesi, tanıması, alması, alışması gerekiyor. Zaman zaman yeni ürünler böyle ziyan olabiliyor. Bundan sonraki yıllardakini bunu daha az kılalım ve mutlaka tüketicinin tanımasını sağlayalım. Bu şekilde bu sene birkaç tane ürünle şey yapıyoruz, yeniliklerimizi sunuyoruz ama son derece olumlu sinyaller alıyoruz. Tüketici memnun. Biz de tabii mutlu oluyoruz onların memnun olmasından. Efendim peki Almanya'da özellikle rekabet sektörü nasıl? Size ne yönde etkiliyor? Şimdi tabii ki rekabet sektörü Almanya'da oldukça güçlü. Biliyorsunuz Almanya'da bütün dünyadan herkes malını Avrupa'ya, Almanya'ya özellikle sunmaya çalışır. Tabii Türkiye'den de birçok firmalarımız var buraya bunu sunmaya çalışıyor. Önemli olan burada kaliteden taviz vermek. Fiyattan daha ziyade hijyenik, sağlıklı, çocuklarımızı sağlıklı bir ortamda yetiştirecek bir sağlıklı ürün sunabilmek. Biz yaylı olarak buna hep önem verdik, hep değer verdik. Asla ondan taviz vermedik. Hakikaten bunu tüketicimizin de bilincinde ve bunu takdir ediyorlar. Ve onun içindir ki her yıl gerçekten çift rakamlı büyümelerimiz devam etmekte. Biz de bundan tabii memnuniyet duyuyoruz. Tüketici evine alıp bunu götürdüğü zaman biz biliyoruz ki biz de onu alıp evimizde kendimizde yiyoruz. Onlara da bu anlamda onu sunduğumuz zaman onlar da yiyorlar. Bu anlamda çok mutluyuz. Helal gıda konusunda neler söylemek istersiniz? Evet, helal gıda bu konu aslında çok önemli. Bunu Avrupa'da çok firmalar suistimal ettiler ve halen etmektedirler. Biz yaylı olarak aslında her zaman helal gıda olarak, gerçekten helal kesim olarak gerçek anlamda yaptık. Ama biz bunu hiçbir zaman ön anketlerimize taşımadık, yapmadık. Yapmayı da uygun bulmadık. Bir yerlere bunun reklam olsun diye yapmak istemedik. Biz buna inanıyoruz. Eğer üzerine helal yazıyorsanız helal olmak durumundadır. Ve bunu asla başka türlü sunmadık. Bizim ürünlerimiz baştan bugüne kadar her zaman helaldi. Bütün tüketicilerimize tekrar söylüyorum buradan. Buyursunlar. Her zaman görebilirler, gezebilirler. Bizim malımız tamamen helal kesimden oluşan etlerden yapılır. Asla başka türlü olma ihtimali yoktur. Ama birçok firmamız birçok yerlerde fason ürettiriyorlar. Bunun üzerine helal yazıyorlar. Bunun da çok doğru olduğunu düşünmüyoruz. Biz bunu yapmadık. Yapmaya da uygun bulmuyoruz. Avrupa'nın köklü şirketlerinden Gazi firmasının reyonlarındayız. Efendim, Kahraman Bey ile birlikteyiz. Fuarla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bildiğiniz gibi Gazi şirketi her iki senede bir dünyanın en büyük gıda fuarını
gelmektedir. Burada standımız var gördüğünüz gibi. Bizim için dünyanın en büyük gıda fuarında olmamız mecburiyet. Gazi şirketi için böyle bir yerde olmak, imaj olarak tabii buraya gelmek, müşterilerimize, sabit olan müşterilerimize kendimizi göstermek, kontakt platformu olarak kullanmak ve ayrıca tabii ki yeni müşterileri yakalamak, yeni müşterilerle ürünlerimizi konuşmak, yeni bir derin diyaloğa girmek ve tabii ki bunları zamanla müşteri olarak kazanmak. Şimdiye kadar çok memnunuz. Sabit olan müşterilerimiz Avrupa'nın her ülkesinden geldiler, bizi ziyaret ettiler. Bir daha hala gördüğünüz gibi ziyaret ediyorlar. Ve tabii ki bunun yanında ayrı ayrı ülkelerden de istek var, talep var, ilgi var ürünlerimize göre. Gelip bizimle diyalogdalar ve burada inanıyoruz ki yeni müşterileri yakalayacağız. Bildiğiniz gibi Gazi şu anda 45 ülkeye ürün vermektedir. Bu tabii bizi çok mutlu ediyor ve bu ülke sayısını tabii ki fuarda da yükseltmek istiyoruz. Efendim, 2014 hedefleriniz nelerdir? 2014 hedefimiz tabii ki ne olabilir bizim Gazi şirketimiz? Türk kitlesine, bizim ana kitlemize gelecekte de kaliteli, değerli ve hakikaten çok iyi ve güvenilir bir ürün vermek, halkımızı bundan mutlu etmek ve her zaman halkın, müşterinin yanında olmak, müşteriyi anlamak ve yenilikler sunmak. Gördüğünüz gibi yeniliklerimiz var. Onun için evet, gördüğünüz gibi fuar yeniliği olarak laktozsuz ürünlerimizi görebilirsiniz. Burada çoğu halkımızın çoğu bu laktozsuzun ne olduğunu bilmiyordur. Biz lider şirket olarak laktozsuz ürünlerini Avrupa'da ilk olan şirket olarak piyasaya sunduk ve sunuyoruz. Burada peynirimiz var laktozsuz. Yarım kiloluklarımız, bir kiloluklarımız. Yani burada laktozsuzun anlamı ne oluyor? Laktozsuzun şöyle anlatabiliriz. Bunu hastalık olarak anlatmayalım. Bunu daha çok biz süt alerjisi olan insanlar olarak anlatalım. Süt alerjisi olan insanlar için peynire hayır demesine gerek yok. Bu peyniri yiyebilir ve hakikaten bu daha iyi geliyor karnına. Hayır, hiç yok. Tat olarak değişikliğini göremezsiniz. Yani bu gördüğünüz ürün peynire devam edebilirsiniz. Yoğurda devam edebilirsiniz. Kaşarlarımız var laktozsuz ve gittikçe bunu da bilmeniz lazım. Haritada, dünya haritasında ne kadar güney kuzeye inerseniz o kadar daha çok laktoz intolerans olan insanlar vardır. Yani Türklerin orantısı Almanlardan daha çoktur. Ama bunu çoğu Türkler bilmiyordur. Haberleri yoktur. Süt mamullerini kullandıktan sonra biraz karın ağrısı, karın basımı yapar. Ama bunu herkes belki başka yerden geldiğini sanar. Ama bu genelde süt alerjisi olan insanlarda çıkar. Onun için Gazi'den bu yenilik ve fuarda bu yeniliği müşterilerimize sunuyoruz. Bunun dışında sanırım gördüğüm kadarıyla yoğurt da var. Evet. Laktozsuz. Tabii peynir ve kaşarı sevenlere laktozsuz yoğurtlarımız da var. Evet. Yani gördüğünüz gibi biz inanıyoruz ki ve şimdiden bile birkaç aydır bu ürünümüz piyasaya çıktı ve şimdiden bile büyük bir pay almaya başladı. Biz inanıyoruz ki gelecekte daha çok süt alerjisi olan insanlar, rahatsızlığı olan insanlar, müşterilerimiz bu ürünleri alacaklardır. Seren, şirketlerinin Almanya'daki dağıtım şirketlerinin başında genel müdürlük yapıyorum. Şirketimiz zaten aile şirketi oluyor. Fuarla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Valla fuar daha bugün başladı tabii, daha tam belli olmaz ama yoğun geçiyor. Zaten şu anda kendi mevcut bayilerimizi, toptancı müşterilerimizi ağırlıyoruz mümkün olduğunca. Ama tabii genel anlamda ufak bir sessizlik hakim. İnşallah diğerki günlerde biraz daha açılmasını istiyoruz fuarın, daha yoğunlaşmasını istiyoruz. Yaşadığınız sıkıntılar var mı fuara dair? Yani stand yerleşimi konusunda var. Ticaret odasıyla paylaştık zaten bu sıkıntılarımızı. Çünkü çok yoğunluktan istediğimiz stand ölçülerini alamadık. Bunu da kendilerine ilettik. Çünkü yaklaşık biz 84'ten beri katılıyoruz bu fuara. Hemen hemen bu fuardaki Türk şirketlerinin en eskisiyiz. Ve büyük stand istememize rağmen maalesef o kadar yer alamadık. O şikayetimiz var ama başka bir genel anlamda her şey güzel. Efendim merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Marmara Şirketler Grubu'nun genel müdürü Mülayim Kuru. Şirketimiz 33 yıldır Almanya'da Düsseldorf merkezli gıda toptancılığı yapıyoruz. Tüm dünyadan gıda ürünlerini ithal ediyoruz ve Avrupa'daki tüm marketlere satıyoruz. Fransa'ya, Avusturya'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya,
tüm şehirlere gıda dağıtım pazarlarımız var, temsilcilerimiz var bütün şehirlerde. Bütün bu 2000 çeşidin üzerindeki Marmara markalı ürünlerimizi bu bölgelere satıyoruz. Efendim Mülayim Bey, fuarla ilgili düşünceleriniz neler? Fuarı biz 30 yıldır bu fuara geliyoruz. Yani 2 senede bir olduğu için yani bu sanıyorum bu 15. veya 16. katılışımızdır fuara. Hiç ara vermeden sürekli dünyanın en güzel gıda fuarı ve en büyük gıda fuarı bu olduğu için Anugo'ya da geliyoruz. Her 2 yılda bir olan yine Ekim ayında kurulan Paris'teki siyah fuarına da katılıyoruz. Fuarların daimi bir firması olduk. İnşallah bundan sonra da ömrümüz yettiğince bu Anugo fuarına katılacağız. Çünkü fuar demek mal satmak demek, fuar demek yeni müşteri bulmak demektir. Onun için yine bu senede burada yerimizi aldık. Efendim Marmara Şirketler Grubu'nda yenilikler neler? Yeni ürünler mi var? Ya da yeni işler neler var? Valla yeni ürünler her hafta ve her ay yeni ürünler Marmara markası altına giriyor. Şu anda yaklaşık 2000 çeşit ürünümüz var. Bu her ay bir 5-10 tane daha artarak böyle yukarı gidiyor. En son işte dün yeni piyasaya süreceğimiz, hatta şurada da gördüğünüz gibi Marmara markalı birçok acuka, hazır yemekler, biber dolma, evet, patlıcan dolma, yaprak sarma çok mesela değişik ve hazır yemek hemen açıyorsunuz direkt. Çok uzun bir tarihi de var, anında yiyebiliyorsunuz. Az önce ben iki kutu biber dolma yedim. Evet, sanırım çeşitler yani, de var bayağı. Evet, evimde eşimin yaptığı lezzette ve annemizin yaptığı kalitede çok nefis. Yani bütün müşterilerimize veya tüketici dostlarımıza tavsiye ederim yemelerini, tatmalarını. Hilmi Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. İyi günler. Hoş bulduk efendim. Efendim Almanya'da özellikle pastırma deyince ilk akla gelen isimlerden birisiniz. Öz Kayseri Pastırma. Şirketinizi biraz bize anlatabilir misiniz? Öz Kayseri Pastırma, Hilmi Selçuk'un Türk gıda piyasasında 50 senelik bir emeğinin mahsulü. Uzun senedir benim sevgili vatandaşlarım, Türk toplumu Kayseri pastırmasından mahrum olarak yaşadılar. Pastırma lezzetini 2. 3. nesille yedirmekte zorlanıyorduk. Ben pastırmacı değilim. Fakat emek verdim, ahdettim. Ben vatandaşlarıma Öz Kayseri pastırmasını Almanya'da yedireceğim dedim. Allah'ın bir lütfu, bulunduğum yerde, pastırmacı ürettiğim yerde Erciyes Dağları'nın eteğindeki Kayseri şehri gibi ben de Tarnus Dağları'nın eteğindeki Wiesbaden şehrindeyim. Yani öyle bir uyum sağladık ki Erciyes, Kayseri, Tarnus Dağları ve Wiesbaden. Bir dağ iklimi ortamında vatandaşlarımızın da takdirini kazandığım tertemiz bir ürün yaptım. Ve beni mutlu eden Türk gıda piyasasında, az önce söyledim, çok eski bir ismim var. Türk gıda piyasasının kurucusuyum. Sene 66'da gıda piyasasına başladım. 69'da Frankfurt Gross Markale'de ilk toptancılığa başlayan bir isimim. Vatandaşlarıma kaliteli temiz ürünler yedirmek için şu 50 senelik çalışma hayatım var. Ve Cenab-ı Allah'ın lütfu bana güzel bir ürün nasip etti. Ve herkesin takdirini kazandım. Bu beni mutlu ediyor. Pastırmaya da 17 sene oldu başlayalı. 17 sene evvel ne kadar Türk toplumu Avrupa'da pastırma yiyemiyordu. Üretici, satıcı arkadaşlarımızın çoğunluğu herhangi bir Alman et ürününe pastırma ismi yazarak pastırma diyorlardı. Öyle değil. Hilmi Selçuk Kayseri pastırmasını yaptı. Efendim pastırmanın dışında da bildiğim kadarıyla diğer ürünleriniz de var. Bunlar nelerdir? Bize bir anlatın. Şimdi bunlar nelerdir? Pastırma, sucuk, tradisyonel Türk ürünü. Ama Türk damak zevkine uygun o kadar güzel ürünler var ki bu ürünlerin birleşimiyle, mesela pastırma birleşimiyle pastırmalı sürme peyniri yaptık. Pastırmalı sos peyniri yaptık. İki dilim beyaz sos ekmeğinin arasına bir dilim pastırmalı peynir koydunuz mu şahane bir pastırmalı sos peyniri oluyor. Bir dilim beyaz ekmeğin üzerine sürme peyniri sürdüğünüz zaman pastırma peyniri karışımı güzel bir şahane lezzet geliyor ağzınıza. Ve güzel bir, yine mutfağımızın aranan bir ürünü, işkembe çorbasını yaptık. Ama ben çorba yapmadım. Çorba yapmaya hazır, işkembenin bütün zorluklarını, zor işlerini bitirdim. Mutfaklarda 15 dakikalık bir çalışmayla çorbayı hazır hale getirdim. Benim ürünüm
%100 hijyenik ortamda üretiliyor. İşkembede, kellepaça çorbası da, çorbası için hazırlanan ürün taze haliyle vakum pakete giriyor. Vakum paketlerde girdikten sonra buharda kaynatıyoruz. O bakımdan ürünün tabii lezzeti o vakum torbanın içinde kaldığından tencereye girdiği zaman taze ve şahane bir ürün oluyor. Şimdi işkembe çorbamız ve işkembe çorbası için işkembenin bütün zorluklarını yendik. Kellepaça için dilin bütün zorluklarını yendik. Mutfaklarda işi 15 dakikaya düşürdük. Efendim peynir işi. Türk damak zevkine uygun çok şahane bir ürün. Yine yeni bir ürünüm var. Pastırma cips yaptım sevgili vatandaşlarım. Bu kartofil cips değil, pastırma cips. İnce kesilmiş dilim pastırmayı kurutarak, büyük fira verdirerek şahane bir ürün oldu. İnşallah bu da yakında piyasaya çıkacak. Yakında piyasada. Bu bir emek mahsulü, bir alın tarı. Daha yeni ürünlerde var mı? Gelecek inşallah, gelecek. Çünkü Türk tüketicisi, Türk vatandaşları, Türk insanı Avrupa'da çok daha lezzetli, çok daha kaliteli ürünlere layıklar. Vatandaşın satın alma gücü var. Ağız tadına layık ürün bulmak için de Hilmi Selçuk alın teri döküyor. Efendim başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Allah razı olsun. Kolay gelsin diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada siz de yerinizi aldınız. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bu arada küçük çaplı da olsa isminizin gözükmesi, burada insanlara kendimizi tanıtmak ve satın bulmamız bizim için güzel oldu, hoş oldu. Bizim daha önce de tabii ki 2009 yılında bir fuar tecrübemiz vardı. Şimdi de başka marka adında yapmıştık tabii ama şu anda Süper Güneş olarak küçük çapta başladık. İnşallah 2015'te Anuga Fuarı'nda büyük bir standımız, stand olarak hizmet göstereceğiz. Bu seneki tecrübelerimiz 2015 yılında kuracağımız olan büyük standda inşallah sergileyeceğiz. 2014'teki hedefleriniz neler? Yeni ürünler gelecek mi? Yani bu sektörde sınırın, hizmetin sonu yok, hizmetin sınırı yok. Tabii ki biz bu saatten sonra tamamen sektörümüz arz talep meselesine göre neyi istiyorsa onu getirip satmayı düşünüyoruz. O şekilde tabii ki şu anda ağırlık verdiğimiz ürünler arasında balık çeşitleri var. Efendime söyleyeyim, balık çeşitleri yanı sıra hazır yemek çeşitleri var. İşte burger çeşitleri var. Bu sektörde dediğim gibi müşteri dolaptan neyi almak istiyorsa, neyi talep ediyorsa biz onu getirmeyi düşünüyoruz. Şu anda Süper Fresh ürünlerinde en çok tutulan, en çok satılan ürün hangisi? En çok satılan tabii ki milföy hamuru. Milföy gösterebilir misiniz? Tabii, milföy hamuru en çok satılan ürünümüz bu ama şu anda şöyle söyleyeyim, mesela böreğimiz yetişmiyor. Biz evet. Börek işine başladığımızda, mesela börek işine başladığımızda bizim marketine gittiğimizde bir iki çeşit börek vardı. Şimdi baktık 10-15 çeşit börek var. Herkes börek yapıyor ama tabii ki insanlar için ilk algı çok önemli. Bizim kalitemiz, bizim şeffaflığımız daha önceden bilindiği için bizimki daha fazla tercih ediliyor. O işte biz börek çeşitlerini artırdık. İşte patatesli, ıspanaklı, mini börek, ikramlık börek olarak marketlerde yerimizi alıyoruz dolaplarda. Yeni bir ürün daha var. Tabii ki o yeni sayılır. Topeklerimiz gerçekten tadına doyum olmaz. Tatlı olarak hani Almanların nahtiş dediği gerçekten harika bir tatlı topekler. Tatmayanlara da tavsiye ediyorum. Avrupa genelinde dağıtım olan, Türkiye'den dünyaya hizmet veren bir gıda dağıtım şirketiyiz. Fuarla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Fuar bu sene iyi başladı. Yoğunluk var gerçekten sabahleyin başladığımızda. Çok güzel geçiyor bu sene. İnşallah sonuçlar da çok güzel olacak yani. Biraz şirketinizden bahseder misiniz? Firmamız 17 yıldır işte hizmet veren, her yıl yükselişe devam eden bir çizgide gidiyoruz. Bu yılda sistem değişikliğimiz sayesinde çok iyi bir çıkış yakaladık. Gerçekten müşteri portföyümüzü genişletiyoruz. Ondan sonra tedarikçi bazında iyi ilerlemeler kaydettik. Ürün portföyümüzde genişlemeler yaptık. Farklı gruplara girmeye başladık. İyi bir
Mesela geçen yıl işte incire start vermiştik. Bu sene incirde iyi bir ivme yakaladık. Şimdi 25'inde incirin start verilmesiyle de ilk partimizi başladık. İyi kontaklarımız var. Güzel ilerleme sağladık. Aynı şekilde kayısıda ilerlemeler geliyor. Ondan sonra fındıkta bu sene iyi bir çıkış yakalamaya hedefliyoruz. Yani Türkiye'de iyi yetişen ve dünyada pazar olan ürünlere yönelmeye başladı. Avrupa'da 8 ülkeyle çalışmaktayız. Yaklaşık 3400 noktaya ulaşmaktayız. Avrupa'ya daha iyi bir hizmet vermek adına yeni bir depoya taşındık. Yeni bir depoda 24 saat içerisinde hizmet verme çabası içerisindeyiz. Bu şekilde ürünlerimizi raflara daha taze bir şekilde, daha güzel bir şekilde yerleştirmek adına böyle bir çalışma yaptık. Aynı zamanda yeni bölgelerle çalışmaları başlattık ve daha iyi hizmet vermek adına bu yolda ilerlemekteyiz. Çilolu'nun 2014 hedeflerinde neler var? 2014 hedeflerinde özellikle etnik pazardaki yerimizin daha güzel bir hale getirip raflardaki görüntüyü daha hoş bir şey sağlamak, daha hızlı bir servis sağlamak ve tabii ki sürekli kaliteyi arttırmaktır. Fuarda beklentileriniz neler? Fuardaki beklentilerimiz devamlı yeni pazarları tabii ki tanıyoruz burada fuarlarda. Yeni pazarları tanıyarak kendi ufkumuz da açılıyor bir nevi. Ve bu şekilde kendimize hedeflerimizi daha doğru koyabiliyoruz ve gideceğimiz yolda daha güzel yol alabiliyoruz. Çalışmalarınız hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Tabii biz Çilolu Gıda olarak Çilolu Gembe Haşa genel Türkiye'den burada satılacak ürünlerin tedarini uyguluyoruz, yapıyoruz. En uygun fiyata, en kaliteli ürünleri tedariyle en hızlı şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Buradaki etnik marketlere hizmet eden Çilolu Gembe Haşa firmasını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bunun yanında Çilolu marka ürünlerimizin de dünya ülkelerindeki ihracatlarıyla. Mesela biz şu an için Türkmenistan'a yeni bağladık. Irak piyasamız var. Güney Afrika'yı şu an yeni bağladık. Şu görmüş olduğunuz jeli ürünleri Güney Afrika'ya bağladık. Bu anlamda da ihracat ayağını oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda Anuga Fuarı'nda Almanya'da özellikle kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren önde kuruluşlardan Meray Kuruyemiş'te birlikteyiz. Efendim siz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Kadir Kılıç, Meray Kuruyemiş yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Avrupa sorumlusuyum. Evet. Efendim bize şirketinizi biraz tanıtır mısınız? Tabii ki. Şirketimiz 1978 yılında Gaziantep'te kurulmuş olan bir aile şirketidir. 1999 yılında Hamburg şubesini açarak tüm Avrupa'ya ürünlerini buradan göndermekte, pazarlamaktadır. 2012 yılında Gaziantep'te Avrupa normlarına uygun yaptığımız yeni üretim tesisimizde bütün dünyadaki ülkelere ihracat yapmayı planlamaktayız. Evet. Çalışmanız bu yönde devam ediyor. Yeni ürünleriniz var mı 2014 için? Tabii ki. Şimdi 2014 için planladığımız birkaç çeşit ürünlerimiz var. Bunların hepsinin değil de bir kısmını buradan paylaşabiliriz. Özellikle 2013 yılında yeni paketlerimizle piyasadayız. 2014 yılında da kuru meyve çeşitlerimiz, krokan çeşitlerimizden inşallah tüketicilerimize ulaştıracağız. Firmamız 2007 yılında İzmir Ödemiş'te bir turşu konserve fabrikasını satın alarak faaliyetine başlamış Türkiye'nin en köklü firmalarından biridir. 2013 yılında Kemalpaşa'daki yeni fabrikasına yaklaşık 17 milyon euroluk bir yatırımla 77 bin metrekare arazide, 44 bin metrekare kapalı alanda, yaklaşık 12 bin metrekare deposu, 22 bin palet depolama kapasitesi olan Türkiye'nin en büyük fabrikalarından biri haline gelmiştir. 1995 yılından beri Almanya pazarında faaliyet gösteren markamız Melis de göreceğiniz gibi burada. Faaliyetlerimizi Avrupa'da da son dönemde markaya yaptığımız yatırımlarla arttırmak istiyoruz. Son 15 gündür, 20 gündür Eurozone kanallarında Melis markasıyla ilgili reklamlarımız dönmeye başladı. Bizim için çok önemli bir pazar. Firmamızın bir taraftan da private label dediğimiz müşteri markalı ürünlerle ilgili de ciddi bir tecrübesi olup Avrupa'da bildiğimiz büyük marketlerin kendi markalı üretimlerini yapmaktadır. Yaklaşık 650 çalışanımız var. Bunların 450'si beyaz yakalı, mavi yakalı, kalanın beyaz yakalı düzenli olarak çalışan işçilerimizdir. Yaklaşık 2500 çiftçiyle
Türkiye'de 15 bin hektar alanda sözleşmeli ziraat yapıyoruz. Özetle Euro Gıda'nın durumu bu. Efendim merhabalar. Merhaba. Fuara hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Türkiye'nin köklü şirketlerinden Dimes'teyiz şu an. Efendim sizi tanıyalım. İsmim Vedat Doruk. Dimes'te ihracat müdürüyüm. Bu vesilesi de ilgi gösterdiğiniz için, alakanız için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz diyoruz. Efendim Dimes bize biraz... 1958 yılında Tokat'ta kurulan bir şirketiz. Şu anda 103 ülkeye direkt olarak ihracat yapıyoruz. Ve Türkiye'deki toplam ihracatın %65'ini, markalı ihracatın %65'ini de Dimes olarak biz yapıyoruz. Özellikle %100, teknoloji gerektiren %100, katkısız ürünlerde dünyanın önde gelen üreticilerinden bir tanesiyiz. Ürünlerimiz Çin'den, British Columbia, Kanada'ya kadar, alttan da Güney Afrika'dan, Finlandiya'ya kadar bir coğrafyayı kapsayan 100. köyde bulabilirsiniz Dimes markasıyla. Meyve suyu üreticisi devam ediyor, evet. Efendim Fuat Bey değilim, değil mi? Almanya nasıl biliyorsunuz? Almanya'da Dimes'in durumu ne? Şu an Almanya'da, Almanya 16 eyaletinde tüm yani marketlerde Dimes bulunmaktadır. Özellikle %100'lük olmakla tüm marketlerden temin edebilirsiniz. Fuar nasıl geçiyor efendim? Fuar gayet iyi. Dün başladık. Bugün ikinci günü. Güzel tepkiler alıyoruz. Bildiğimiz tepkileri tekrar burada canlı olaraktan yaşıyoruz. Gayet güzel bir şekilde gidiyor. Fuarda yaşadığınız sıkıntılar oldu mu? Organizasyonla alakalı şu an herhangi bir sıkıntı bugüne kadar olmadı. Güzel bir organizasyon. Gıda sektöründe Türkiye çok avantajlı ülkelerden bir tanesi. Özellikle Anadolu'nun bereketli topraklarında katma değer üreterek inanılmaz derecede kaliteli ve lezzetli ürünler üretebiliyoruz. Çok büyük bir potansiyel ve son 10 yıldan beri de Türkiye bunun nimetlerini, değerlerini çok kazançlı hale getirmeye başladı. Bu bağlamda çok fazla parantez içerisinde teveccüh var. Biraz yer sıkıntısı var ama daha sonra ilgililerin, yetkililerin araya girerek bunu düzelteceğini tahmin ediyorum. Yani çok firma dışarıda bekliyor. Önümüzdeki senelerde Türkiye gıda sektöründeki ağırlığını gittikçe daha da hissettirecektir yani. İsmim Kenan Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hamidiye AŞ Genel Müdürüyüm. Bugün Almanya'dayız. Fuardasınız. Malum Anuga Fuarı'ndayız. Uluslararası öneme haiz bir fuar. Zaman zaman bu tür uluslararası fuarlara amide olarak katılıyoruz ve yakından takip ediyoruz. Efendim fuarla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Şimdi malum Anuga Fuarı ifade ettiğim gibi uluslararası bir fuar. Özellikle ülkelerin önemli firmalarının bulunmak istediği bir fuar. Biz de zaten Almanya'da özellikle 2005'ten bu tarafa yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bizim açımızdan hem önemli hem oturmuş bir pazarımız. Burada hem Almanya distribütörümüzle hem de ona bağlı alt bayilerimizle bir araya gelmek, işte sorunlarını paylaşmak, pazarı biraz daha fazla derinleştirmek için bir arada bulunuyoruz. Onlarla paylaşıyoruz ülkemizin ihracatını ve tabii ki Hamidiye'nin ihracatını bu pazarda nasıl daha fazla büyütürüzün çalışmalar içerisindeyiz. Efendim Hamidiye olarak sektördeki durumunuz ne şu anda? Şimdi bizim ülkemiz su şişelenme su ihracatında çok eski bir tarihe sahip değil. Özellikle bizim Hamidiye kaynak suları olarak 2005 yılında başlattığımız seferberlik artarak diğer firmalarımıza doğru yayılmaya başladı. Çok şükür mesela 2013 yılı itibarıyla 40 firmamız Türkiye'den dünyanın çeşitli ülkelerine ihracat yapmaya başladılar. İyili ufaklı, büyük ama en azından başlangıç oldu. Böyle bir mantık ve böyle bir hedef oluştu. 2013 yılında Türkiye olarak beklenilen rakam 38-40 milyon dolar civarında. Bunun yaklaşık %25'ini de Hamidiye tek başına yapıyor. Tabii bizim burada esas önem verdiğimiz, bu rakamlar henüz ülkemiz için su ihracatı anlamında tarihimiz kısa olduğu için küçük görülebilir. Ama her yıl Türkiye'nin dolar cinsinden artışı %20 civarında.
birlikte sürüyor. Amidye'nin artışı bunun içerisinde %50 büyük sıçramayla gidiyor. 2023 yılına geldiğimiz zaman Türkiye olarak 250-300 milyon dolar civarında bir ihracat yapacağımız kanaatindeyiz ki biz 6 kıtada 42 ülkeye ihracat yapıyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür. İyi çalışmalar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Efendim merhabalar. Fuara hoş geldiniz. Sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Ben Hüseyin Esen Altıkulaç. Olca Gıda'nın, Olca Salça Fabrikası'nın genel müdürü ve ortaklarındanım. Tokat Mixar'da kurulu bir fabrikamız. 1994 yılında eski bir fabrikayı alarak yeni ürünlerle, yeni yüzle Tokat'ın vergi rekortmeni, il rekortmeni yapmış bir firmayız. Tokat'ımızın, Niksar'ımızın, Erbağ Ovası'nın domates, biber potansiyeli biz salçaya, sanayiye çeviriyoruz. İstihdam veriyoruz, KDV kazandırıyoruz ve yöremize ve ülkemize çok güzel bir ürün kazandırdığımıza inanıyoruz. Fuardan beklentileriniz neler? Bu fuara ilk defa katılıyoruz. Biz Türkiye'de İstanbul'daki tüm fuarlara katılıyorduk. Türkiye'deki oluşumumuzu tamamladık. Hemen hemen her ilde varız. Ve en iyi şekilde Türkiye'deki illerde temsil edildiğimize inanıyorum. Artık sıranın Avrupa'ya geldiğine inanıyoruz ve onun için katıldık. İlk defa katıldık. Bayilikler kuracağız. Bölge bölge, ülke ülke dağıtımını yapacağız inşallah. Efendim başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Vedat Kaygısız. 3 kuşaktır kuru yemiş işi yapıyoruz. Bizim firmamızın merkezi Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunmaktadır. 2009'dan beri de Avrupa pazarında bulunuyoruz. 3 dönemdir de Anuga fuarını takip ediyoruz. Bu fuar bizim için çok verimli geçiyor. Avrupa'da birçok çok kaliteli markalar var. Kuru yemiş tüketimi de çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Bunun da farkındayız. Biz de sevilen ailesi olarak gerek ambalajlarımızda gerek de ürün kalitesinde her geçen gün kendimizi daha yeniliyoruz, geliştiriyoruz. Arge çalışmalarımız, gıda mühendislerimiz aracılığıyla daima yapılıyor. Daima bunun gelişimini takip ediyoruz. Biz de Almanya'da yaşayan gurbetçi arkadaşlarımıza, hemşerilerimize, Avrupa'da yaşayan gurbetçi arkadaşlarımıza en kaliteli ürünü en iyi şekilde, en uygun şekilde nasıl tattırabiliriz? Onun çalışmasını yapıyoruz. Birçok illerde, birçok marketlerde sevilen markalı ürünlerimizi bulabilirler. Ağız tadıyla, gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Bizlere verdikleri destekten dolayı sonsuz teşekkür ederiz. İnşallah her geçen gün kendimizi daha da yenileyeceğiz ve sizlere layık olmaya çalışacağız. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Ekrem Narin, biz Ekrem Narin şirketi Türkiye'den katılıyoruz. Hatay, Antakya, Mersin firmasıyız aynı zamanda. Buraya daha önce de birçok kere katıldık. Faydalı olduğunu düşünüyoruz. Hububat ve baklavat üzerine çalışıyoruz. Aynı zamanda kuru meyve üretimi de yapıyoruz. Avrupa'ya, Doğu Afrika'ya, Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'ya olmak üzere birçok ülkeye yayılıyoruz, gönderiyoruz ürünlerimizi. Fuarı faydalı buluyoruz. Şu anki düşüncelerimiz evet böyle. Şu ana kadar olumlu geçti. Evet, olumlu geçti. Katılım var. Ondan sonra her sene daha çok artan bir katılım var. Tabii Türkiye ekonomisinin gelişme sürecinden faydalanan Türk katılımcıları da bundan çok iyi faydalanıyorlar. İnşallah daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bugün burada yepyeni lezzetler Anuga Fuarı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bizler de TGRTV olarak sizlere bu renkli görüntüleri aktarmaya çalıştık. Bir dahaki fuarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın.